bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısından neler yansıdı? Şimdi sizi oraya götüreceğiz. Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu bugün kürsümüze veda etmek için buradayım diyerek toplantı yaptı. Ayrıca Twitter profilini güncelledi. 13. Cumhurbaşkanı adayı sıfatını ekledi. Grup kürsümüze yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Ne yalan söyleyeyim. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandıktan sonra bu sözlerle CHP grubuna veda etti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Adaylığı açıklandıktan sonra ilk ve son grup toplantısı için kürsüdeydi Kılıçdaroğlu. İktidar istifa sloganlarıyla karşılandı. CHP grup toplantı salonunda parti bayrakları yoktu. Sadece Türk bayrakları vardı. Kılıçdaroğlu duyguluydu. Partisinin kürsüsüne veda ettiğini açıkladı. Konuşması sırasında sesi titredi. Gözleri doldu. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Bu ortamda konuştu Kılıçdaroğlu. Yol arkadaşlarını unutmadı. İktidar temsilcileriyle kıyasladı. Biliyorum. Sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır. Orada para vardır, pul vardır, şan vardır, şöhret vardır, güç vardır, kibir vardır. Nefese teslim olmak vardır, nefse teslim olmak vardır. Haram vardır, günah vardır. Zulüm kokar o sarayın dar koridorları. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Kürsü yıllarca o mazlumların acı feryatlarının duyulduğu bir kürsüdür. Bu mikrofon da onların acılarının geniş kitlelere tüm Türkiye'ye aktarıldığı mikrofondur. Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım. Umutluyum be dostlar. Gerçekten umutluyum. Konuşmasında masayı paylaştığı ittifak ortaklarını da unutmadı. Liderlerden bahsederken en dikkat çekeni İyi Parti lideri Akşener'le ilgili olanıydı. İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Kılıçdaroğlu adaylığı sonrası sosyal medya hesabında da değişim yaptı. Twitter profiline 13. Cumhurbaşkanı adayı sıfatını ekledi.